Bu arada Ruslar Çernobil'e girmişti. Çekiliyorlar. Spekülatif haberler var. İddiaya göre, iddia diyorum çünkü bilmiyoruz. Ciddi dozda radyasyona maruz kaldıklarını söylüyorlar. Rus askerlerine. E şimdi onlar çekiliyorsa Çernobil'den radyasyon kaçağı varsa biz ne yapacağız derseniz çay içeceğiz üzerinde. Biliyorsunuz genelde öyle oluyor. Bir dönem vardı hatırlarsanız. Çernobil'den kaçak vardı. Cahit Bey miydi? Kimdi o şey bakan bir bakan vardı. Rize'de insanlar ya Çernobil'den kaçak var işte şey var sızıntı var ne yapacağız deyince hiçbir şey olmaz bu çaylar çok iyi diye çay içmişti. Ne oldu acaba ona? Sağlık durumu nasıl? Bir çaydan bir şey olmaz da olan, olan yine benim Rize'li kardeşim oluyor. Putin demiş ki rubleyle ödeme yapmayana gaz yok. Adam net konuşmuş yani. gün Cahit Aral Cahit Aral nazlı buldu hemen. Peki Cahit Aral hayatta mı Merve bak bakayım ne olmuş? Ne yapıyormuş Cahit Bey son zamanlarda? Zaten ben söylemesem siz şuradan söylüyorsunuz. Hayatını kaybetmiş. Niye hayatını kaybetmiş? Onu merak ediyorum. İşte haber o ya Merve'cim ya. Hayatı anladım. Cahit Aral ben de öyle hatırlıyorum ama kalp yetmezliğinden, kanserden değilmiş. Allah rahmet eylesin. Kemal Kılıçdaroğlu Tansu Çiller'le ilgili demiş ki ne yaparlarsa yapsınlar. Tansu Hanım mı olur? Başka birisi isim olur bilmiyorum. Bunları ben yapay gündemi olarak kabul ediyorum. Acaba biz Millet İttifakı'nı nasıl orada iktidara taşımayız diyor demiş. Abi millet iktidarı, iktidarı, millet ittifak iktidarı taşınacak ve hadi abi hadi biraz hadi Hadi şu adayı belirleyin artık söyleyin çıkın şu ülkeyi bir bak bütün zam ben Ramazan diyorum yani bir sürü zam yağmur var milletin anası ağladı gerçekten ama bakıyorsun muhalefete hala bir yönelim yok gidiş yok yani hani. Evet abi altılı masaya oturdular yaşasın çıkacağız bu şeyden çıkacağız bu kuyudan zamlar bitecek diyen var mı aranızda? Öyle bakıyoruz evet demokrasi parlamenter demokrasiye döneceğiz. Bence çok büyük bir iletişim hatası var. Ya da ben bu işlerden pek çakmıyorum yani hani öyle de diyebiliriz yani. Ya da bazen öyle abi bir bildikleri var. Bir bildikleri var bunların. Komplo teorilerini ne kadar seviyoruz ya. Her şeyde bir komplo arıyoruz ya. Geçen gün oturduk ablam gelmiş diyor ki Will Smith diyor, diyor o diyor olay diyor tokatlama değil diyor onu bilerek yaptılar diyor. Dedim ya adam çıktı özür diledi. Öbürü dedik daha buna konuşmaya hazır değilim. Şey dedi ki işte akademi biz işte bunların olmasına karşıyız. Ya hala ne komplo teorisi peşindesiniz ya. <laughs> <laughs> Hepimiz çok seviyoruz ya. Abi o Bill Smith'in tokat atması Oscar'lar izlettirmek için yapılmış. Hala bunu söylüyor adam kahveye gitmiş ya da sosyal medyada. Ha öyle miymiş abi evet ya. Biliyorsun Bill Gates çip takacaktı bize. Pandemi o yüzden çıkmıştı biliyorsun. Rothschild'ler yönetiyor dünyayı. Rothschild 5 aile yönetiyor bütün dünyayı. <laughs> Böyle bir seviyeden. Şimdi zam var dedim ya. Neye zam var? Şekere zam var, elektriğe zam var, ne bileyim, yağ zam var, buğdaya zam var, her şeye zam var. Neye zam yok? Bilin bakalım neye zam yok. Bir şeye zam yok, her şeye zam var. Hadi size 10 dakika vermiyorum, 2 dakika veriyorum. Yani neye bak zaten altına baktığında şu videonun yazıyor. Neymiş? Ramazan başlıyor, bir tek askeri ücrete zam yok. Bu müjdeyi kim vermiş? Çalışma Bakanımız vermiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdelemiş. Demiş ki asgari ücretlime, benim asgari ücretlime zam yok. Rahat olsunlar, ona göre planlarını yapsınlar. rahatlığın yani öyle bir zam gelecek. Çünkü bir ara öyle söylenti vardı ya, Cumhurbaşkanı işte Haziran'da zam geliyormuş, ek zam gelecek bilmem ne olacak. Demiş ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bey, öyle zammam yok. Asgari ücrete net zamın yapıldığı, ek zamın gündemde olmadığını söylemiş. Net zam yapıldı gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım. Bir dakika biz yanlış anladık o zaman. Ne demek bu böyle enflasyon farkı ne demek? Yani ne oluyor o zaman? Siz anlıyor musunuz? Manşeti yanlış atmışız. O zaman diyeceğiz ki bir tek asgari ücrete zam yok enflasyon farkı var vergiyle mi ilgili bir şey acaba? Yani şimdi bizim mesela bütün arkadaşlarımız sigortalı. Üstelik de aldıkları maaştan sigortalı. Bazen öyle üç kağıt yapılırdı medyada eskiden. Gidersin bir maaş yatar. Sigortan bilmem ne asgari ücretten yatardı. Bunları da gördük bu gözler. Yaşadık hep beraber. Ne demek istiyor acaba? Enflasyon farkını veriyoruz. Yani şeye yük olmamaya çalışıyor. İşverene mi? Keşke biraz daha açsaydı sayın Vedat Bilgin bu dediklerini daha iyi anlardık. Dün Beren Saat'in ben şeyini övmüştüm. Bayağı konuşuluyor. Rütüp Başkanı ile Beren Saat polemiğe girmişler. Düşünsene Rütüp Başkanı ve Beren Saat diyebilirsin ne alaka? Yani, <laughs> bilmem Rütüp Başkanı da Ebu Bekir Bey cevap vermiş. Şimdi dün ben gözden kaçırmışım. Ahmet Hakan da bugün yazmış. Beren Saat şöyle bir şey demiş. Müsinaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor. <laughs> ya Beren ne dedin? Ben ben de anlamadım. Ahmet de anlamamış. Müsinaj yani Varmara Denizi'ndeki müsinajdan bahsediyor. Bir çevre sorunu, sorunu yani bir çevre sorunuyla bir sosyal sorunu ve başörtü yasaklarını birleştirip bir mesaj da bize ulaştırmış. Ya gibi bile daha anlaşılır öyle söyleyeyim. <laughs> gibi dizisindeki <laughs> diyaloglar bile. <laughs> yani Müsilaj diyor bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi. Başörtüsünü mü eleştiriyor, peruğu mu eleştiriyor onu da anlamadım ben. Berrak Deniz'in üzerinde duruyor. Tamam Müsilaj Berrak Deniz'in üzerinde duruyor. Valla ben anlamadım. Ama Ebu Bekir Bey sanırım buradan yola çıkmış. Demiş ki herhalde bu Beren bacımız bizim başörtülü öğrencilerimizi eleştiriyor. Aydınlık zihnin üzerine kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Lütfü ee, Başkanı da demiş ki Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor. Eğitim sistemimiz geriliyor. Kadın bakanlığı kapatılıyor. Kadın haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor demesine cevap vermiş diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışıyor cevabını aldık sözleri toplumumuzda hiç bağdaşmayan toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk. Ya ne diyorsunuz abi ben anlamıyorum. Ebu Bekir Bey siz ne diyorsunuz? <laughs> Gerçekten bak her türlü polemiğe giriyorum yani her türlü polemi atlıyorum bu haklı bu haksız adalet dağıtıyorum Beren haklı Ebu Bekir Bey haklı abi siz ne diyorsunuz ben anlamıyorum ya I don't understand <laughs> what are you talking about <laughs> ne diyorlar abi hay Allah'ım ama anladığım kadarıyla Beren Saat'in konuşma yaptığı bu iklim zirvesinde Ebu Bekir Bey de oradaymış ve de karşılıklı alınmış yani hani. Nasıl anlamadın Cüneyt ya diyor Gülşah. Abi anlamadım. Sen anladın mı ne dediğini yani? Peki Rütüp Ebu Bekir Bey'in ne dediğini bir daha söylüyorum. Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor. Eğitim sistemimiz geriliyor. Kadın bakanlığı kapatılıyor. Kadın haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışıyorlar cevabını aldık. Sözleri toplumumuzda hiç bağdaşmayan toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu bir söylemi... <laughs> Şimdi Ebu Bekir Bey, uzun cümle kurmuyoruz bir defa. Yani bizim gibi vasat insanlar anlamıyor. Yani kayboluyoruz o cümlenin yani. Niye Orhan Pamuk okunmuyor, okunmuyor diyorlar? Çünkü eskilik yazılarında en azından kitaplarında uzun cümle kuruyordu. Mehmet Ali Birandır, Rahmetli'nin bize bir öğrettiği bir konu vardı. Ya kardeşim 4-5 kelimeyi geçmeyecek bir cümle. Nokta. Çünkü anlama ancak bu kadar. Yani ben bu kadar anlıyorum. Şimdi böyle, bu Bekir Bey bu metin yazar mı yani? Kardeşim virgül 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 ne yapıyorsunuz ya? Roman mı yazıyorsunuz ya? Biz de konuşuyorsunuz normal insanlar anlamıyoruz yani. <laughs> 4-5 kelimede nokta. Nefes al. 4-5 kelimede nokta. Nefes al devam et yani. Medyamıza düşen görevse bu tür dezenformasyonun toplumu aktarılırken uyanık olması ve bunların engellenmesinde üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirmesi şeklindedir. <laughs> şeklindedir. Getirmesindedir de şeklinde de. <laughs> Peki bak uyarıyorum sizi. Beren Saat'in dediğini anlamadık ama eğer anlasaydık ve tıpkı Ebu Berkir gibi Bey gibi anlasaydık demek ki orada bizim biraz daha biz orada dalgaya geldik. Anlasam uyanık olacağım yani. Neyse abi şimdi. Ebu Dikir Bey'in çok da üzerine gitmeyelim. Bu arada Beren'le Kenan'ın giysileri Dior'muş. Nereden biliyorum? Beren Saat'in Instagram'ını takip ediyorum. Öyle koymuşlar. Dior'dan para mı almışlar acaba? İşbirliği mi? Lan Kenan bir günde bize şöyle bir Dior'la gelmedin yani.